Yani orada Ata İttifakı'nın içinde başka partiler vardı ama ana temel unsurlar bunlardı. Tabii Ata İttifakı'nın üzerinde bir oy aldı Sayın Oğan. Bunda Sayın İnce'nin seçime günler kala adaylıktan çekilmesinin tabii ki çok etkisi oldu. Muhtemelen oradan bir oy geçişi de oldu. Oğan'ın kendisinin, Sayın Oğan'ın ismine teveccüh oldu seçmen nezdinde. Şimdi bunların matematiği yapılıyor biliyorsunuz. Herkes işte ne kadar oy taşıyabilecekler. Bütün almış oldukları oyu gittikleri adaya götürebilecekler mi? Seçmen buna nasıl bir reaksiyon gösterecek? Bütün aslında ana gündemlerden son dönemde en gündemde olan konular bunlar. Twitter'da da biraz önce aşağıda Kadir Bey'le konuşurken gördük. Sayın Nagihan Alçı ile bunun üzerinden Twitter'da bir takım tartışmalar vardı. Sosyal medya üzerinden mesela geçtiğimiz günlerde şeyi gördüm ben. Gelecek Partisi'nin genel başkan yardımcılarından bir tanesi Twitter'da Sayın Özdağ'ın bir paylaşımının altına onu alıntılayarak bir paylaşım yapıyor sanırım. İşte İçişleri Bakanlığı ile ilgili espri olarak değerlendiriyor. Yani böyle bir şey olmasının mümkün olmayacağını ima ediyor. Sayın Özdağ da şunu söylüyor. Benim diyor muhatabım siz değilsiniz. Sayın Genel Başkan Yardımcısının, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısının muhatabı Sayın Genel Başkan'dır diyor. O da Sayın Kılıçdaroğlu ile muhataptır diyor. Benim muhatabım siz değilsiniz diyor. Ben masada da değilim diyor. Yani altılı masadaki partiler benim muhatabım değil diyor. Altılı masada tabii bu anlamda çok büyük bir karmaşa var. Şimdi en son bugün ben onunla ilgili biraz konuya da değinerek bir yazı da yazdım. En son Sayın Özdağ'ın da katılmasıyla altılı masadaki denklemler bir aylık karıştı. Açıkçası ben bugün yazıda da ifade ettim. Artık hani oradaki denklemi 6 artı 1'i konuşuyorduk sürekli. İşte masada 6 kişi, dışarıda HDP desteği diye. Şimdi HDP ile ittifak işte biliyorsunuz en başta İyi Parti olmak üzere altılı masa içerisinde terörle ilintili partilerle bir araya gelmeyiz diye çıkışlarda bulunuyorlardı. Sonrasında şimdi Sayın Özdağ katıldı. Özdağ da aslında bu tartışma üzerinden Gelecek Partisi'nin genel başkan yardımcısıyla girmiş olduğu tartışma üzerinden aslında masaya mı mesaj verdi, kime mesaj verdi orası da çok açık değil aslında ne söylemek istediğini bilmiyorum ama ben masanın bir üyesi değilim. Benim muhatabım Sayın Kılıçdaroğlu dedi. Yani masayla da kendini ilişkilendirmedi. Yani gelinen noktada hakikaten altılı masadaki oluşan siyasi yapının sonuçta adayların yarışacağı bir turdayız artık. İkinci turdayız. Sayın Kılıçdaroğlu'yla Sayın Erdoğan yarışacak ama tabii ki bu ittifaklar ve içerisindeki partiler de kendi ittifakındaki adaylar için çalışıyorlar ve emek sarf ediyorlar seçilmesi için ve onun seçilmesini istiyorlar. Oradaki siyasi yapı o kadar çok karıştı ki. Yani biz takip ederken açıkçası kafamız karışıyor. Yani tekrar sıra geldiğinde konuşur çünkü o kadar çok söylenecek çok şey var ki orada. Çok farklı bir denklem oldu orası. Yani oradaki seçmenin ruhu halini anlamak da şu an inanın çok zor geliyor bana. Evet Kadir Bey, seçim atmosferini nasıl görüyorsunuz? Bir heyecan var mı? Seçim heyecanı var mı? Gelişmeler neler siyasette? Yani çok öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Şimdi Kocaeli'deki son 2-3 gündür bir sessizlik var. Yani 14 Mayıs öncesi bir hava var mı desek, evet. Bence yok. Biz bunu sokakta göremiyoruz. Biz hem basın sektörü olarak göremiyoruz hem de halktan aldığımız şeyle iktidar partisinin tam sağ pres sokakta olduğunu görüyoruz. Ama ilginç olan Muhalefet Partisi çok aman aman 14 Mayıs öncesindeki gibi bir sahada göremiyoruz. Kocaeli bazlı baktığımız zaman olaya.
Bu da sanırım daha önce konuşulanlar gibi işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin altılı masadaki diğer partilere milletvekilliği vermesi ve İyi Parti'nin Kocaeli'deki tabanının bu anlamda eskisi gibi çalışmadığında gibi bir söylemler konuşuluyor sokakta. Bu da olabilir. Bunu da çok fazla bilemiyoruz. Ama son özellikle dünden bugüne Kocaeli'nin gündemi işte Cumhur İttifakı'nın kurmuş olduğu çarşı merkezdeki LED ekranın ve Milliyetçi Hareket Partisi İzmit İlçe Başkanlığı'nın kurmuş olduğu, sonra işte İzmit Belediye Başkanı'nın bu sıcak gündemimiz bu var. Bu Evet. biraz sanki hareketlilik getirdi seçim heyecanı. Son 2-3 güne biraz heyecanlı girdik gibi. Yani gündem bu oldu. Tabii bu gündemi her ne kadar insan takip etti ya da ne kadar insan biliyor bilmiyoruz. Ama biraz hoş olmayan olaylar yaşandı. 14 Mayıs öncesinde beklenen biraz hareketlilik hiç olmamakla beraber işte bu LED ekran olayları, canlı yayın olayları biraz şey yapar gibi oldu ama çok şükür siyasi parti il başkanları buna şey vermediler, zemin hazırlamadılar. Özellikle İktidar Partisi il başkanı işte Doktor Şahin Tatar'ın diğer bütün il başkanlarını arayıp bu konuda sanırım bir telkini ve sükunet çağrısı karşılıklı sıcak buldu. Konu kapandı diye biliyoruz. Biz buraya gelmeden önce böyleydi. Ülke gündemine gelirsek, ülke gündemi de tabii 14 Mayıs'tan sonra çok ilginç bir şekilde Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın hani biz belki bireysel olarak kendisini Cumhur İttifakı'na yakın olarak görüyorduk. Ama çoğu seçmen, ona oy veren seçmenler hiçbir şekilde böyle bir şey beklemiyorlardı. Burada bir çok inanılmaz bir sürpriz yapıldı. O Ata İttifakı'na yani Sinan Oğan'a oy veren seçmenlerle Kocaeli'de karşılaştığımızda çünkü Kocaeli'de çok ciddi bir oy aldılar. Bu oyu veren insanların daha çok Millet İttifakı'na geçeceğini beklentisi içindeydi. %80'e yakını. Bizim konuştuklarımızda 10 kişi oy verdiyse 7'si 8'i işte Millet İttifakı'na geçmesini bekliyorlardı. Ama Sinan Oğan burada siyasi gelecek veya siyasi hani ben biraz şey yapabiliriz bu konularda bazen yorumcular nasıl derler bir hayal dünyası oluştururlar ya. Bugün işte Nagihan Alçı ile işte Turgay ile onu konuştuk yayın öncesi. Nagihan Alçı'ya Sinan Oğan öyle bir cevap vermiş işte bir hayal kuruyorsunuz diye. Ama ben bir milliyetçi, demokrat birisi olarak baktığım zaman olaya bir tarafta işte Sinan Oğan'ın bir tarafta da Ümit Özdağ olması biraz acaba hani o Nagihan Hanım'ın bir hayal dünyası doğru mu diye dedirtiyordu görünüyor. Tabii bunu zaman gösterir ama Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'nda olmasında bir problem yok. Söylemlerle ilgili orada bir sığınmacı Evet, konusunda özellikle bir o tek konuya çok değindi. sığınmacı konusunda nasıl bir mutabakat hani sonuç itibariyle ilkeler üzerinden bir pazarlık yapmış. Herhangi bir şahsi bir menfaat olmadan ülkenin bekası açısından, Türkiye'nin geleceği açısından böyle bir ilkeler üstünden konuştu dedi. Onun üstünde ilkelerimiz anlaştı dedi. Sığınmacı konusunda ilgili bir açıklık getirilmedi. Bununla ilgili çünkü Sinan Oğan'ın özellikle Ata İttifakı'nın net bir tavrı vardı. İşte bir termin koyulması gerekiyordu. Bu termini acaba koydular da bizi Onunla ilgili açıklıyorlar. aslında Hükümet AK çok Parti ılımlı konuşmaya sözcüsü başladı son Ömer zamanlarda. Çelik'in geçtiğimiz günlerde bir açıklaması oldu ki kaldı ki bundan önce de sığınmacılarla ilgili bu tür zaman zaman Evet. açıklamalar oluyordu. Sayın Çelik sığınmacılar misafirimiz evet ama tabii misafirliğinde bir süresi var diye aslında bundan sonra Cumhur İttifakı'nın da sığınmacılarla ilgili nasıl bir yol izleyeceğini mesajını da vermiş oldu. Aslında Doğru. temelde sığınmacıların Yavaş bir yavaş şekilde ülkelerine gönderilmesi konusunda evet. gönderileceği aslında bütün partilerin gündemine girmiş Evet. oldu. Ama orada bir de şöyle bir durum var. Bu yaklaşık tarih bilmiyorum ama İçişleri Bakanımızın açıklamış olduğu bir söylem vardı. O söylemle ilgili ben biraz araştırma yaptım. Çünkü net bir sonuca ulaşamadım. Şimdi gündeme getirmek istemiyorum. Sığınmacıların geri dönmesiyle alakalı Suriye ile Türkiye arasında bir temizlenmiş DAEŞ'ten temizlenmiş bölge var. O bölgede ciddi bir konut Evet. yapımından Evet, bahsetti. evet. Acaba Konut ve işle alakalı ve evet iş konut ve işle alanlarıyla alakalı işte alakalı bir bir o noktada orada bir bir çalışma yapım yapıldı var. zaten. Belli bir Evet. kısım hatta o bölgelere yerleştirildi. 2021 yılından itibaren çok fazla Bu kendi sığınmacılar ülkelerine acaba dönen hani Sinan Oğan'la Suriyeliler. o bölge üstünden mi anlaştılar? Sinan Oğan tamamen kendi ülkelerine dönmesi konusunda bir tavrı vardı. Bu da bir detayları bilmiyoruz. Benim asıl şaşırdığım Ümit Özdağ'ın Millet İttifakı'ndan yana bir tavır alması biraz şaşırttı. Tamam siyasette
dün kalmıştır ama söylemler çok önemli. Peki Bugün niçin ayrı ittifaklarda yer almayı tercih ettiler sizce? işte şimdi bizim yani biz milliyetçi, Atatürkçü, yani ülkesini seven bizim gibi insanlar olası iktidar değişikliği hani seçimdir nihayetinde bu. Bu acaba hani iki tarafta olması gereken bir denge mekanizması olarak düşünebiliriz. Çünkü yıllardır, uzun zamandır özellikle HDP'nin yani yeni Yeşil Sol Parti'nin iki ittifakın da bir kritik eşiğindeydi. Yani bu iki ittifak da bunların üstünden bir pazarlıkla bir süreç yönetiyorlardı. Bu süreci artık biz 14 Mayıs'tan sonra bir yani katıldığımız programda ne dedik? Artık Türkiye'de Atatürkçüler ve milliyetçiler söz sahibi dedik. Bu söz sahibi iki ittifakın içinde olması bizim için, yani ben şahsi olarak baktığım zaman gayet olumlu bakıyorum. Ama nasıl bir süreç işletildi? Yani ben tekrar söylüyorum. Ümit Özdağ'ın Millet İttifakı'na geçmesi ne çok şaşırdım. Belki tarafsız kalır diye bekliyordum. Çünkü her ne kadar siyasette dün olsa da bir ortada konuşulan söylemler var. Bugün Millet İttifakı seçildiği zaman FETÖ geri gelecek diyen bir Ümit Özdağ var. Tamam, Sinan Oğan belki Cumhur İttifakı'nda ilgili bazı söylemlerde bulunmuş olabilir ama Ümit Özdağ kadar ağır söylemlerde bulunmadı. Ya işte en başında aslında söylediğim şey de oydu. Yani Millet İttifakı, yani şu an Sayın Kılıçdaroğlu'nu adaylığını destekleyen Millet İttifakı'nda hakikaten yani söylemler, bugüne kadar olan söylemler, siyasi yol haritası, partilerin aldığı konumlar tamamen birbirine girmiş durumda. Şimdi Kadir Bey'in söylediği gibi düne kadar işte Sayın Özdağ'ın işte FETÖ ile ilgili açıklamaları, kayyumla ilgili açıklamaları, en son görüşmede mesela Sayın Özdağ'ın Millet İttifakı'nın kayyumla ilgili mütabakat metnindeki o kısma itiraz ettiği, hatta Sayın Kılıçdaroğlu'nun oğluyla bu kayyum konusunun konuşulduğu o maddenin işte kayyum kalkacak diye biliyorsunuz Millet İttifakı'nın bir mütabakatında bir metin var. Evet. Bu metnin kaldırılması gerektiğini, işte kayyumların devam edeceğini destekliyor Sayın Özdağ. En son hatta Sayın Kılıçdaroğlu ile Özdağ arasında imzalanan 7 maddelik bu metinde de onun olduğu daha sonra da çıkarıldı. Yani burada şöyle bir şey var. Şimdi kayyumlar kalkacak diyen bir Millet İttifakı var. Yaklaşık bir yıldır bir aradalar. Bir takım kararlar aldılar. Bir ortak bir mütabakat metni hazırladılar ve bunu imza attılar. Daha sonra işte süreç ikinci tura dönünce tabii ki partilerin işte Sinan Oğan'ın devre dışı kalmasıyla Ata İttifakı'nın, daha doğrusu orada oluşan oy kitlesini kendi tarafına çekmek için de bir çalışmaları oldu. Ama işte Sayın Sinan Oğan'ın mesela Cumhur İttifakı'na katılırken öne sürdüğü şartlar, koşullar, işte ilk 4 madde, terörle mücadele, İşte mülteciler sorunu. Bakıyorsunuz Cumhur İttifakı'nda bunların hepsinin bir karşılığı var. Diğer taraftan bakıyorsunuz işte boşta kalan Zafer Partisi ikinci tur için buradaki oy kitlesine sahip olmak isteyen Millet İttifakı'yla Sayın Ümit Özdağ Zafer Partisi arasındaki ittifaka bakıyorsunuz. Bir önceki söylemlerle şu anki söylemler iki taraf içinde tamamen zıt ve bunları bir araya getirmeye çalışıyorsunuz. O yüzden çok zor bir durum yani. İşte kayyum kalkacak diyen Millet İttifakı, kayyum devam edecek diyen Ümit Özdağ ve Zafer Partisi. Yani son anda mütabakattan çıkarılıyor. Çünkü işte orada HDP'nin desteği biliyorsunuz Millet İttifakı'na burada nasıl bir şey uyandıracak diye. İşte en son HDP'den Sayın Kılıçdaroğlu'na verdiğin sözleri unutma ha gibisinden telkinler, söylemler. Bir tarafta İyi Parti, yani çok böyle artık Sayın Kılıçdaroğlu da yani bu kavramlar arasında sanki böyle bir hani bocalamaya başladı gibi görüyorum ben. Mesela seçim sonrasında ben onu da bir haberimize konu etmiştim. Seçim sonrasında ilk defa Sayın Kılıçdaroğlu'nu, mesela seçimin hemen sonrasından 2-3 dakikalık bir konuşma var. Bütün Millet İttifakı liderlerinin bir arada olduğu gergin ve biraz da sinirli tondan bir konuşma. Hemen alışık olmadığım bir konuşma tarzı. Hemen ertesi gün bir video paylaştı. Masaya vurarak ben buradayım,
mesajı. Yani şöyle, hani bir hafta öncesinde biliyorsunuz meşhur kalp hareketi, işte sevgi söylemleri, hemen sonrasında bir anda böyle sertleşme. Şimdi dikkat ediyorum, mesela Sayın Kılıçdaroğlu 14 Mayıs tarihine kadar işte terörle mücadeleydi, bu tür söylemlerden hep uzak durdu. İşte Davala serbest kalsın, Demirtaş serbest kalsın diyorsanız bize geleceksiniz. KYK'lılar serbest bırakılsın diyorsanız bize Şimdi geleceksiniz. birden milliyetçi bir şey hal aldı. Şimdi bir anda bu söylemlerin hiçbirini, mesela 14 Mayıs'tan önce kullanılan söylemlerle bugün kullanılan söylemler arasında tamamen %100 bir fark var. Hiçbiri kullanılmıyor artık. Şimdi seçimden sonra milliyetçi seçmenin seçime etkisi ve baskısı nasıl domine ettiği ortaya çıkınca bir anda milliyetçi seçmene yönelik söylemler ortaya çıkmaya başladı. Daha önceki programda da konuşmuştuk. Yani Sayın Kılıçdaroğlu 14 Mayıs öncesinde altılı masada bir ittifak yaptı, yapmasını, ama asıl ittifakı aslında dışarıda HDP ile yaptı. Çünkü seçimi kazanmasının yolunun, yani bugünkü yazımda da bunları ifade ettim aslında. Yani masadaki milliyetçi ve muhafazakar seçmeni cepte gördü Sayın Kılıçdaroğlu. Orada Ama burada Cumhur İttifakı da aynı şey. Milliyetçi Hareket Partisi'nin yanında olmasıyla sadece milliyetçilerle, ben geçen programda söylediğim gibi Türkiye'deki siyasi tabloya, siyasetçilere Türkiye sonra şunu gösterdi. Siz ne sadece Milliyetçi Hareket Partisi ile milliyetçileri alabilirsiniz. Millet İttifakı'na da siz HDP ile bir pazarlık yapsanız da HDP ile bu işi götüremeyeceğinizi Atatürkçü, milliyetçi, vatansever insanlar Ama bunu gösterdiler. şöyle, Şu anda domine eden iki tarafı da bunlar oldu. Hatta ittifakı oldu. benim İkiye bölünerek. şahsi fikrim zaten Türkiye'de bütün partilerin içerisinde, yani 100 dilimin içerisinde 70-80 dilim milliyetçi kesim var. Yani CHP'nin içinde de var, AK Parti'nin içinde de var, işte Saadet'in içinde de var, CHP'nin Yeniden içindekiler Refah'ın özür diliyor. içinde. Ulusalcı diyorlar onlara. Ya, isminin ne olduğu hiç önemli değil. Yani bizim tabir olarak kullandığımız milliyetçi hassasiyetleri olan insanlar var. O yüzden bütün partilere dağılmış olabilirler. Sayın Kılıçdaroğlu altılı masada bu kesimi tuttuğunu değerlendirdi bana göre 14 Mayıs öncesinde. Evet. Ama asıl dışarıda HDP, yani Kürt seçmene HDP üzerinden, şimdi Yeşil Sol Parti üzerinden oraya yönelik sürekli mesajlar vererek seçimi kazanabileceğini düşündü. Yani seçimin kilidini orada gördü açıkçası bana göre. Fakat 14 Mayıs gösterdi ki kilit orada değil. Kilit milliyetçi seçmende. Bakıyorsunuz 14 Mayıs'tan sonra kilit seçmene yönelik söylemler oldu. Şimdi ben bunu şu noktada eleştiriyorum açıkçası. Türkiye siyaseti açısından da eleştiriyorum. Millet İttifakı'nda siyasi bir yol, yöntem ve hedef koyulmaksızın yürütülen bir siyaset olduğunu düşünüyorum. Bir Yani amaç yolunda her yolu denediklerini düşünüyorsun. sadece Recep Tayyip Erdoğan gitsin diye bir araya gelen bir kitlenin, yani partilerin kendileri de tam olarak kendi siyasi hedef, yol ve yöntemlerini belirlemeden diğer partilerle bir araya gelerek bir yol yöntem belirlemeye kalktılar. Bence bunda da başarılı olamadılar. Neticesinde de işte ilk turda sonuçta Cumhur İttifakı meclisi kazandı. Bundan sonraki tablo Türkiye için çok daha önemli bir hale geldi. Çünkü meclis ve Cumhurbaşkanı arasındaki uyum, biliyorsunuz biz bunu belediyelerde gördük, işte İstanbul'da gördük, Ankara'da gördük. En canlısı İzmit'te yaşıyoruz. En yakınımızda İzmit'te gördük. Yani bizim İzmit İstanbul, Ankara'ya kadar çok hareketli değil. Yani onlar kadar, ama burada da tabii meclisle başkanın farklı siyasi yapılardan gelmesinin zorluklarını gördük. Yani Karar almada, seçmen evet, karar almada çok büyük bunu da zorluklar yaşanıyor. değerlendirecektir. Şimdi bütün Türkiye'deki seçmen İstanbul'daki, Ankara'daki tabloyu görüyor. Evet. Halk aldığı hizmetten farkına varıyor bunun. Yani bunun da değerlendirmesi yapılacaktır muhakkak.
Yani şöyle bir şey var. Türk seçmeninde, vatandaşlarımızda değişim taraftarı olan bir kitle var. Ben açıkçası Millet İttifakı'nın, muhalefetin yapmış olduğu bu siyasetin değişim beklentisi içerisinde olan seçmene en büyük yanlışın onlara yapıldığını düşünüyorum. Çünkü hiçbir siyaset yapmadan, yani bugün ortadaki bütün muhalefet partilerini kaldıralım bir kenara, hiçbir partinin olmadığını varsayalım. Sadece Cumhur İttifakı var. Burada da işte altılı masadaki bütün partileri yok sayın, bir X parti koyalım buraya. X parti iktidara gelsin diye Cumhur İttifakı, yani bu bileşenler olmasın, karşısında başka bir parti bizi temsil etsin, değişim taraftarı olsun, iktidardan rahatsız olan bir seçmen kitlesi var. Ve bu kitleyi doyuracak, karşı tarafa doğru, karşı tarafı yenebilecek, seçim kazanabilecek bir siyasi parti, ideoloji, bir yöntem bekleyen bir seçmen kitlesi var. Ve bu seçmen kitlesi maalesef her seçimde oradan oraya gitmek zorunda kalıyor. Ama bu değişimde Yani şeyde arayış içerisindeler ama bu ama bu değişimde arayışın karşılığını bulamıyorlar. değişim ama Cumhuriyet özellikle değişimci, evet bir değişim isteyen ciddi bir seçmen var ama bu seçmen AK Parti'nin içinde de bir değişim istiyor. Ve bunu da sandıkta gösterdi. Cumhurbaşkanına göstermiş olduğu oyla partiye göstermiş olduğu oy arasındaki farkı bu seçmen sanki AK Parti'nin içinde de bir bu değişimi Ya aslında yaparsa yani o Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olan bir güvende evet bir azalma gibi gözüküyor oy oranında ama parti içindeki acaba biz yanlış okuyor da olabiliriz ya da siyasiler ya da bir Millet İttifakı'nın vermiş olduğu coşku seçmenin siyasi değişimini acaba Recep Tayyip Erdoğan değişimi mi yoksa Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi kadrolar konusunda Ama bir o değişimi? şey kadrolarla Sayın Cumhurbaşkanı'nın, yani AK Parti aslında oradaki ayrımı yapan AK Parti'nin kendi seçmeni. Sayın Cumhurbaşkanı ile Sadece AK parti Parti seçmeni arasında olarak ben bakmamak lazım buna. çoğunun, yani en azından benim fikrim o yönde, oradaki seçmenin çoğunun %80'i de diyebilirim AK Parti'nin seçmeni, işte yerel yönetimlerden, teşkilatlardan, milletvekillerinden rahatsız olan seçmenin Sayın Cumhurbaşkanı'na olan güveni devam ediyor. Fakat aşağıda da bir takım kişiler üzerinden mesaj göndermek istiyorlar. İşte MHP'ye gidiyor ama o seçmen gene Cumhur İttifakı içerisinde kalan seçmen. Yani AK Parti'ye mesaj vermek istiyorsa MHP'ye gidiyor, Yeniden Refah'a gidiyor, Büyük Birlik Partisi'ne gidiyor. İşte MHP'ye mesaj vermek isteyen bir seçmen grubu varsa AK Parti'ye gidiyor. Yani bu aslında Cumhur İttifakı içerisinde gezen seçmen olduğunu düşünüyorum. Ama benim söylediğim değişim bekleyen seçmen Cumhur İttifakı'nın tam karşısında hali hazırda hiçbir siyasi yapı olmadan değişim isteyen, farklılık isteyen bir seçmen kitlesi ve bu kitleyi doyuramayan, yıllardır bu kitlenin beklentilerini karşılayamayan, bu kitlenin fikirlerini yansıtamayan bir muhalefet olduğunu düşünüyorum. Açıkçası seçimden sonra ben ikinci turda Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanacağını düşünüyorum açıkçası. Benim Peki, fikrim o yönde. 28 Mayıs'ta tabanın kararı ne olacak Sinan Oğan ve Ümit Özdağ tarafında? Kararları ne olacak sizce? Seçim toto yapalım. Ya Canlı yayında söyleyelim bunu. yani destekleyecekler mi bu kararı yoksa taban kendi Tabii görüşüne ki göre kendi mi içinde karar hareket verecek? eden bir seçmen olacak. Etkileyecek mi bu Benim şahsi kararları? görüşüm, Liderlerin bu kararı yani etkileyecek mi? 2,5 milyon 400, yani %5 nokta küsur oy alan bir ittifakın, Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'na, bir kere şunu söyleyeyim. Benim tezim bu. Bu seçmenin %20'si oy kullanmaya gitmez. Benim şahsi görüşüm. Giden %80'inde her ne olursa olsun, çünkü az önce dediğimiz gibi yani milliyetçi, Atatürkçü olan bir seçmen son hamlede %50, yarısını bence Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan teveccüh kullanırlar. Öbür yarısını işte bu Ata İttifakı'ndan ayrılan Ümit Özdağ'ın bu tarafta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na bir söylem geliştirebilirse öbür yarısını da onlar alabilir, ama söylem geliştirmezse oraya %50'si gitmez. Ama ben bu seçmenin, yani yaklaşık 2 milyon seçmenin abartısız 1 milyonunu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yana kullanabileceğini düşünüyorum. Öbür 1 milyonu da eğer Ümit Özdağ bu tarafa götürebilirse, götürmesi için de yeni bir söylem geliştirmesi gerekiyor. Önceki programda söylediğimiz gibi bugün Millet İttifakı'nın yeni bir söylem geliştirmesi gerekiyor seçmen karşılığında. 0-0 başladık diyor ama bizce 0-0 başlamadılar. Yani bence 1,5-0 ile geriden başlıyorlar. Yani 1-0 Cumhur İttifakı önde, ikinci maça gidiyor. Şu an ceza sahasına gidiyor gibi görüyorum ben. Ama eğer Ümit Özdağ ile Sayın Kılıçdaroğlu bu son iki günde yeni bir söylem geliştirirlerse ama buradaki 1 milyon oyu alabilirler. Ama öte yandan bunu alırken de Yeşil Sol HDP'nin o taraftaki çok ciddi bir yüzde en baştaki karmaşa işte, bahsettiğim o yani. O orayı kaçırma oranın tavrını olacak. Yani burayı alayım derken o tarafı işte baştan yapılan resmi veya gayri resmi bizim bilmediğimiz ittifaklar bozulur mu? O süreç ne olur? Onun için Cumhur İttifakı daha şanslı görüyoruz. Onun için bu %5'lik Ata İttifakı'nın seçmeninin daha ülkenin işte nasıl diyeyim size, dengesinin bozulmadan işte istikrar, her ne kadar şu anki istikrarı beğenmemiş olsalar da bu kötünün iyisi olarak bu istikrara bakıp bu tarafa geçeceğini düşünüyorum. Bu benim şahsi kanaatim. Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanlığı açıklamasıyla ilgili neler söyleyeceksiniz? İşte bu resmi olarak açıklanmadı. Hı hı. Bunu işte yeni bir söylem dediğim böyle bir bu, söz verildi işte, mi? İşte bu söz verildiyse Twitter'da eğer bahsetti Sayın Özdağ bunu. İçişleri Bakanlığı vurgusunu yaptı. Gelecek, biraz önce bunu bahsettim Ümit ya, Özdağ Gelecek Partisi'nden hemen tepki işte geldi Ümit Özdağ, zaten. Ümit Özdağ bunu açıklaması yeterli değil. Bunu Cumhurbaşkanı adayının Cumhurbaşkanı adayı nasıl işte bir sürü Cumhurbaşkanı yardımcıları açıkladı ve herkese aşağı yukarı görev tanımı da yaptı. İşte mesela Ankara Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ne dedi? Yerel yönetimlerden sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak dedi. Şimdi Ümit Özdağ'la ilgili de açıklamayı Kemal Kılıçdaroğlu yapması lazım. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu bunu yaparsa o zaman işte o kenarda kalan hani bizim yorum olarak gördüğümüz Ata İttifakı'nın yarı seçmeni evet bundan dolayı bu söylem işte biz milliyetçiler olarak mevcut iktidardan memnun değildik, değişim istiyorduk. Bu tarafta da bizim işte sözümüz olacak veya bizim işte düşüncelerimizi öngördüğümüz lider olarak gördükleri Ümit Özdağ İçişleri Bakanı olarak açıklanırsa belki bu dediğimiz %50 segmentte o tarafa doğru kayabilir. Peki Cumhur İttifakı'nda bir rehavet olur mu sizce? Seçimi kazandık deyip de sandığa gitmeyen seçmen olur mu? Süleyman Soylu'nun bu konuda açıklaması evet, var. Seçimin ilgili şifresi sandığa gitmek ama şeklinde bu, bir açıklaması bunu Kocaeli'den var. Yola çıkarsak Kocaeli teşkilatları son bir haftadır çok ciddi anlamda toplantılar yapıyor. Basından gördüğümüz yani bize görüyoruz. Eski istişare kurulları, eski belediye başkanları, eski ilçe başkanları, işte kendi havuzunda olan bir şey var, kitle var. Ve bu bir dava kitlesi olan, bir dava için hazır bekleyen insanlar var. Bu insanları Kocaeli'de domine ettiğini düşünüyoruz. Ve bu Kocaeli'de böyleyse Türkiye genelinde daha da üst seviyelerdedir. Ben rehavete kapılmayacaklarını düşünüyorum. Rehavete kapılmamaları için çok ciddi bir görevlendirme yapmışlar. Bugün işte il başkanı geldi, söyledi, dedi ki bütün dedi okullardan sorumlu yaptık dedi, onu yaptık. Yani bir herkese görevler verilmiş. Şimdi bir insanın ruhunda da şöyle bir şey var. Siz eski bir belediye başkanısınız veya ilçe başkanısınız. Mevcut birileri gelip size yeni bir görev verdiği zaman insanın, biz insan olarak biraz egoluyuzdur, kibirliyiz. İnsanın ruhu okşanıyor. Diyor ki ya benim il başkanım diyor, beni diyor hatırlamış diyor, bana diyor görev vermiş diyor. O görev aşkı sandığa illaki yansır diye düşünüyorum ben. Yani AK Cumhur Parti İttifakı'nın seçim kazanması garanti mi? 28 Mayıs seçimlerinde 500 bin oya ihtiyacı var. Kesinlikle sandık var. Yani şu garanti bu garanti deme şansımız yok. Ama ben Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok şanslı olduğunu, şahsi fikrim, seçimi kazanacağını düşünüyorum. Bunun için pek çok şeyi sayabilirim. En basit matematikte de şunu söyleyebilirim. Yani matematiksel olarak konuştuğumda çok basit bir matematikte Sayın Oğan Kadir Bey'in söylediği gibi oyun yarısını getirse Cumhur İttifakı'na aynı oylarda Sayın Özdağ da yarısını Sayın Kılıçdaroğlu'na götürse zaten Sayın Erdoğan tekrar Cumhurbaşkanı seçiliyor. Tabii bu çok basit bir matematik. Böyle olacağını düşünmemekle beraber en basit temelde böyle bir Sayın Cumhurbaşkanı'na kazanacağını söyleyebiliriz. Şimdi neden bunu söylüyorum? Zaten Sayın Cumhurbaşkanı çok avantajlı başlıyor. Çok cüzi bir oy miktarı var. 150.1'i yakalamak için biraz daha üstüne geçeceğini düşünüyorum ben. Diğer taraftan şimdi
Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'na katılması, yani Sayın Erdoğan, daha doğrusu burada ittifak katılması yok artık. Direkt aday bazlı destekleme noktasında ilerliyor iş. İttifaklara ağzımız alıştığı için onun üzerinden konuşuyoruz Evet. hala, ama Sayın Sinan Oğan'ın Sayın Cumhurbaşkanı desteklemesinin tepkilerine, etkilerine bakmak lazım burada. Yani Cumhur İttifakı'nın en başından bu yana, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en başından bu yana yaptığı söylemler, ürettiği siyaset, gittiği yol ve yönteme bakmak lazım. Bugün bir değişiklik var mı? Yok. Aynı söylemleri, daha güçlü, belki daha destekleyici unsurlarla söylemlerini güçlendirerek, arttırarak devam ediyor. Bakıyoruz bu tarafta, çünkü 14 Mayıs'a kadar bir süreç ve ondan sonraki süreci değerlendirmek noktasındayız biz. Bakıyorsunuz burada Sayın Özdağ'ın desteklediği Sayın Kılıçdaroğlu var. Peki bu desteklemenin ürettiği etki, tepki nedir? Buna baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Bir tarafta işte altılı masada da milliyetçi seçmeni içinde barındıran İyi Parti ile şimdi işte ittifak dışından Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleyen, özellikle mültecilerin gönderilmesiyle ilgili çıkışıyla bir ivme yakalayan ama gene milliyetçi kökenli, milliyetçi seçmeni temsil ettiğini öngördüğümüz Zafer Partisi ve onun lideri Sayın Özdağ, Sayın Kılıçdaroğlu'nu desteklerken ki açıklamaları, terörle kesinlikle aramızda sert çizgiler, mesafe vardır diyor. Ama bugüne kadar aynı şeyleri İyi Parti de söylüyordu altılı masanın içinde, ama bu süre zarfında Sayın Kılıçdaroğlu bir taraftan HDP'ye, seçmenine yönelik çok ciddi mesajlar veriyordu. Yani bu itiraz bir yere kadar duruyordu, ama 14 Mayıs'tan sonra işte Sayın Özdağ da aynı şekilde terörle mesafe koymasını talep ediyor. Bu sefer Sayın Kılıçdaroğlu 14 Mayıs'tan sonra söylemleri değişti. Daha milliyetçi söylemleri. Şimdi bakın, çok kısa zamanda, yani süreç içerisinde bu değişimler olsaydı, bunlar seçmen nezdinde de, partilerin kendi taban seçmeninden bahsetmiyorum. Dışarıda bugün işte Cumhur İttifakı'nın ve Millet İttifakı'nın Sayın Erdoğan'la Sayın Kılıçdaroğlu'nun almış olduğu oyların sabit olduğunu varsayalım. Dışarıda ne kaldı? Oy. 8 milyon sandığa gitmeyen seçmen. İşte aşağı yukarı 2.800, 1.200, 4 milyon gibi işte Zafer Partisi ile Sinan Oğan'ın aldığı oyları ayrı ayrı değerlendirdiğimiz zaman ortaya çıkan Seni tablo. destekleyecek şöyle bir şey Yani söyleyeyim. 10 milyon gibi bir seçmen var açıkta. Bu seçmen, hemen bitireyim Kadir Bey. 10 milyon gibi bir seçmen açıkta. Şimdi sizin bu son 3-4 günlük tavrınızdaki değişimleri nasıl değerlendirecek? Bu çok önemli bence. Şimdi bu matematiksel olarak baktığımız zaman bir önceki programda söyledik. Cumhur İttifakı'nın ve Millet İttifakı'nın bu seçimdeki avantajı 1,5-0'dan başladı. Cumhur İttifakı başlıyor derken matematiksel verisel olarak konuşuyoruz. Şimdi en son tam net rakama baktım. 53 milyon 993 bin, 54 milyon seçmen oy kullanmış 14 Mayıs'ta. Biz hiçbir şey yapmıyoruz. Aynı seçmenin 54 milyonun 27 milyonu Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tercih etmiş. Bu ne demek oluyor? Aynı şekilde sandığa gidildiği zaman 27 milyonun %99'unu Cumhur İttifakı sandığa götürebilir. Bu bir şeydir. Neydir? Nasıl bir öngörü yapıyoruz? Bugün sokakta, sahada sandığa götürmeyle ilgili bir çalışmaya başladığımızda millet Kocaeli'den yola çıkalım. Bugün Kocaeli partiler bazında hani aşağı yukarı birbirine yakın bir oranlarla çıkıyor. Bugün Kocaeli'de Cumhur İttifakı inanılmaz derecede tam 14 Mayıs öncesinin bence daha üstü performansla çalışıyorlar. Ama Millet İttifakı'na baktığımız zaman sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte bir iki milletvekilini sahada ve sokakta görebiliyoruz. İşte Harun Yıldız ile Muhip Kankoy, bunları görebiliyoruz. Ne İyi Parti'yi sokakta görebiliyoruz, ne DEVA'yı görebiliyoruz, ne Saadet Partisi'ni görebiliyoruz. Ama Cumhur İttifakı'nın bütün milletvekili seçilemeyen, yani ilk altı dediğimiz diğerleri de sokaktalar, diğerleri de sahadalar. Eski belediye başkanları, matematiğe dönersek sizin söylediğiniz gibi, yani sonuçta siyaset bir matematik değil ama o dışarıda kalan 8 milyon seçmenin ne kadarını getirebilirler? Gelenin yüzde kaçı Millet İttifakı'na gider, yüzde kaçı öbür tarafa gider. Şimdi matematiği yapalım. 54 milyon seçmen tekrardan oy kullandı.
Hiçbir şey yapmasa Cumhur İttifakı, mevcutu korusa, Sinan Oğan gibi bir transferi yaptı bu tarafa. Bence iyi bir sinerji. Hiç oy getirmese bile bir manevi olarak bir sinerji katmış oluyor kendisine. Hiç oy getirmesin. Onun oyunun tamamı gitsin Millet İttifakı'na diyeyim. Yine 27 milyon küsur öyle Sayın Recep Tayyip Erdoğan 50.2 ile 50.3 ile seçimi alabiliyor. Ki bu taraftaki almış oldukları Sinan Oğan Ata İttifakı'nın tamamı %5'i bu tarafa gitsin. Ama bugün İYİ Parti'nin tabanında ondan sonra diğer partiler ne de olsa aldık alacağımızı deyip rehavet, hani onları sandığa götürebilme garantisini ben görmüyorum. Ondan dolayı bu tarafın daha güçlü olduğunu. Ha bu oran %50 nokta küsür mü olur? 52 mi olur? Hani bazı siyasilere sorsanız 55'e 45 diyorlar ama benim öngörüm hani 55 olarak değil. Bugün hani 52 bandını yakalayıp yakalamayacağını şey yapabiliyorum. Bir mola verelim isterseniz. Sonrasında tekrar devam edelim. Evet, kısa bir aramız olacak. Programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kocaeli'de ve Türkiye'nin her yerinde yaygın, güvenilir ve aynı kalitede hizmet sunan Çoban Pen, PVC ve alüminyum esaslı kapı, pencere sistemleri, dış cephe giydirme ve cephe kaplama sistemleri, alüminyum küpeşte, asma tavan, cam balkon, cam merdiven, kış bahçesi, güneş kırıcı sistemleriyle Çoban Pen, imalat ve montajıyla çeyrek asırlık köklü geçmişiyle her aşamada müşteri memnuniyeti ve kaliteyi en önde sunuyor. Kocaeli'nin markası, Türkiye'nin değeri. Çoban Pen. www.çobanpen.com.tr Reverans Turizm Şampiyon Kocaeli Spor'a Spor Toto 1. Lig'de başarılar diler. Doğası, zengin kültürü ve güçlü sanayisiyle Kocaeli. Göreve geldiğimiz günden bu yana şehirlerimizi yaptığımız hizmetler ve inşa ettiğimiz projelerle Türkiye Yüzyılına hazırladık. Ulaşım, sağlık, eğitim ve spor başta olmak üzere her alanda ortaya koyduğumuz çalışmalarla şehirlerimizin çehresini değiştirdik. Bu kapsamda Kocaeli'de Osman Gazi Köprüsü, otoyol, bulvar ve bağlantı köprüleriyle hem şehirler arası hem de şehir içi ulaşımda konforlu ve güvenli seyahati tesis etti. Tramvay hattını hemşehrilerimizin hizmetine sundu. Şehir Hastanesi, Araştırma Hastanesi ve Kartepe Ruh Sağlığı Merkezi ve ilçe devlet hastaneleriyle şehrimizin sağlık altyapısını güçlendirdik. Kocaeli Üniversitesi'nin kapasitesini yükselttik, Gebze Teknik Üniversitesi'ni açtık ve her kademede inşa ettiğimiz yeni okullarla eğitim öğretimde niteliği arttırdık. Stadyum, sporcu eğitim merkezi, kapalı spor salonu ve yüzme havuzlarıyla şehrimizin sportif faaliyet alanlarını genişlettik. Millet bahçeleri, Seka Park, Körfez Doğal Yaşam Alanı, gençlik merkezleri, kongre merkezi ve kültür merkezleriyle hemşehrilerimizin sosyal ve kültürel faaliyet alanlarını çeşitlendirdik. TOKİ konutlarını inşa ettik, kamu binalarını yenileyerek hemşehrilerimizin daha pratik ve nitelikli bir şekilde kamu hizmetinden
faydalanmasını sağladı. Türkiye yüzyılında da yaptığımız yatırımlar ve hayata geçirdiğimiz projelerle Kocaeli'mizi büyütmeyi ve geliştirmeyi sürdüreceğiz. Doğru zaman, doğru adam. Doğrusu AK Parti. Bay Pencere, Şampiyon Kocaeli Spor'a Spor Toto 1. Lig'de başarılar diler. Meydanlar, kentin kimlik ve kişiliğini ortaya koyan, yaşamın odağı, hayatın aynası, ticaretin merkezi oldu tarih boyunca. Şehirler meydanlarıyla anıldı. Meydanlar şehirlere anlam kattı. Büyükşehir Belediyesi şimdi İzmit'e yeni bir hayat kaynağı, yeni bir buluşma noktası, yeni bir meydan kazandırmak için kolları sıvadı. İçinde bulunduğumuz meydan inşallah yeni bir kent meydanına dönüşecek ve burası kentin halkının kullanımı için çok daha güzel bir mekan haline gelecek. Yenilenen yürüyüş yolu, fuar alanı, anıt park, devlet hastanesi, valilik ve Doğu Kışla Parkı aksında. Kentsel dokuya uyumlu. Üstelik başta Akçaray tramvay hattı ve D100 olmak üzere ulaşım ağının merkezinde. Meydan, tüm kente açık, yaşayan ve yaşatan, teknolojiyi estetikle buluşturan bir mekan olacak. Zamanı yenilmeden yenilenebilecek, kente enerji katacak, sosyal ve kültürel hayatı 7/24 canlı tutacak. Estetiği mimari tasarımla birleştirerek meydanı çevreleyen Saçak, özel tasarımı ve dinamik yapısıyla yaz-kış, gece-gündüz şehrin etkinlik sahnesi olacak. Yaşam, kültür ve sergi alanları Saçağın altında toplanacak. İzmit'e yeni bir kimlik ve karakter katacak olan meydan, konser ve sergilerle, atölye ve satış alanlarıyla herkese kucak açacak. Spor alanları, yürüyüş yolları ve yeşil dokusuyla sağlıklı yaşamın da adresi olacak. İster bir kahve molası, ister buluşma noktası, ister antrenman sahası ya da arkadaşlarla ders çalışma mekanı. Şehrin sosyal yaşamı, etkinlikler ve kültürel hayatı buradan dünyaya yayılacak. Meydanda hepsi var, hepsine yer var. Güçlü ve etkin bir tasarıma sahip meydan projesi, Kocaeli için söyleyecek sözüm var diyen herkesin önerileriyle gelişip son halini alacak. Hayata geçtiğinde şehri geçmişle bağını koparmadan geleceğe taşıyacak. Markalaşma stratejimize de doğrudan katkı sunacak. İzmit meydana çıkacak. Meydanla Kocaeli dünyaya meydan okuyacak. Yelkent Yapı, Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Kocaeli Spor'a başarılar diler. Aa, o markayı mı arıyorsunuz? Evet evet, o da burada. Oo, demek size alan lazım. O marka da burada. Bir yerden başlamak lazım tabii. O marka da bizde. Toyota plazalarda sadece Toyota'lar yok. Hatta sadece Toyota plazalarda değil. Şimdi Toyota.com.tr ve dijital bayide de büyük, küçük, spor, aradığınız her marka model ikinci el aracı bulabilirsiniz. Dilerseniz tüm bu mecralarda X nakit hizmetimizle kendi aracınızın değerini öğrenebilir, anında hemen orada teklifinizi alabilir, dilerseniz satabilirsiniz.
satın alacağınız araç için ayrıntılı teknik kontrol, 12 aya kadar garanti ve özel finansal çözümler gibi hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz. E hadi, siz de Toyota.com.tr'ye girin, Exchange by Toyota ayrıcalıklarıyla tanışın. Merke İnşaat, Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Kocaeli Spor'a başarılar diler. Kıymetli hemşerilerimiz, deprem afeti yaşayan illerimiz için Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve AFAD koordinasyonunda yardım kampanyası yürütülmektedir. İzmit merkezde bulunan eski Carrefour alışveriş merkezi, aynı yardım kabul merkezi olarak belirlenmiştir. Afet bölgelerine göndereceğiniz özellikle battaniye, katalitik soba, gıda, giyim, hijyen maddeleri gibi aynı yardımları İzmit ilçesi Eski Gölcük yolunda bulunan Carrefour eski binasındaki yardım kabul merkezine ulaştırabilirsiniz. Göndereceğiniz yardımların kullanıma uygun, yeni ve temiz olmasına lütfen özen gösterelim. Yaşanan bu zor günleri hep beraber aşacak, devlet ve millet el ele yaralarımızı saracağız. Günkaya Aşe, Şampiyon Kocaeli Spor'a Spor Toto 1. Lig'de başarılar diler. Evet, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14 Mayıs seçimlerinin sonuçlarında kalmıştık. Peki seçimin kaybedeni, kazananı kim? Önce sizden başlayalım Kadir Bey. Seçimin kaybedeni, kazananı, peki kazananı demokrasi oldu. Öncelikle öyle söyleyelim. İttifaklar arasında ilk turda seçim bitmediği için net bir siyasi kazanım, hani siyasi parti üstünden bir yorum yapmamakla beraber milliyetçilerin, Atatürkçilerin, vatanseverlerin bu seçimde çok büyük bir kazanım elde ettiklerini, aslında olması gerekenin bu seçimde ortaya çıktığını ben söyleyebilirim. Kaybedenlerin ise program başında Turgay Bey'in söylediği gibi iktidar değişimini isteyen çok karşılık olan büyük bir seçmen topluluğunun aday olarak Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bir ilk önce zaten orada bir hüsranla yani seçimin değişeni yapabileceklerini Kılıçdaroğlu'na düşünmeyenler kaybetti diyebiliriz. Kazananı Millet İttifakı'nın içindeki siyasi partiler, Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin dışındaki siyasi partiler diyebiliriz. Çünkü 30 küsur tane milletvekili çıkardılar. Bunlar çok ciddi bir kazanım oldu. Ama en çok kazananı ben Cumhur İttifakı'ndan ziyade Yeniden Refah Partisi'nin ve Sinan Oğan'ın Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak baktığımız zaman bunların kazandığını söyleyebilirim. Siz neler söyleyeceksiniz? Yani şöyle, dediğiniz gibi Millet İttifakı'nda aday tartışması çok uzun süre konuşuldu. Zaten yaklaşık bir sene boyunca aday hiç konuşulmadı. İşte son seçime bir aya yakın bir zaman kala Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesinleşti. Sayın Akşener tepki verdi. Sayın İmamoğlu veya Sayın Yavaş'ın aday olması gerektiğini söyledi. Aslında İYİ Parti seçim başlamadan kaybetmiş oldu bu anlamda. Çünkü istediği adayla aslında Millet İttifakı'nı buluşturup seçime giremedi. Keza seçimden hemen sonra İYİ Parti Kocaeli milletvekili adayı, ikinci sıra milletvekili adayı Sayın Şambaz Yıldız
Aynı bu şekilde bir açıklamada bulundu. Biz söylemiştik, dinlemediniz. Hani ilk turda seçimi kazanamamalarının gerekçesi olarak işte adayın yanlış olduğunu diye bir açıklama yaptı. Biraz da seçimi kaybet. İlk sanırım hemen seçimin ertesi günüydü evet. yaptığı evet. açıklama. Biraz da aslında Kocaeli'de de şahıs olarak seçimin en kaybedeni Sayın Şambaz Yıldız oldu. Neden? Çünkü ben daha önce de söylemiştim bunu. İyi Parti'de Kocaeli'nde en çok ses getiren isim. İyi Parti'nin Kocaeli'nde etkin olmasında en büyük aktörlerden bir tanesi. Yani İyi Parti'nin bayrağını en üste taşıyan Sayın Yıldız. Ama bakıyorsunuz bunca günlerdir süren bir mücadele. Kentte sevilen sayılan bir iş insanı, siyasetçi, kökeni geçmişi olan birisi. Ve İyi Parti'nin aldığı oylarda ben çok büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ama bakıyorsunuz ikinci sıraya koydular. Şambaz Yıldız çalıştı, çalıştı, çabaladı, emek verdi, sokak sokak gezdi. Ama bugün Sayın Türkan mecliste İyi Parti'nin milletvekili olarak Kocaeli'yi temsil edecek. Sayın Yıldız milletvekili olmadı. Kocaeli açısından baktığımızda bence en çarpıcı, en göze çarpan olay bu benim açımdan. Diğer taraftan baktığınızda Deva Partisi sanırım 13-14 tane milletvekili. Gelecek Partisi 10 tane. 9 veya 10. Saadet Partisi. Gelecek Partisi 3 veya 4 vekil olması lazım. Bakıyorsunuz bu partilerin oy oranlarına 0.5, 0.8. %1 bile değil. Yani seçimin kazananları bunlar. Ama şöyle de bir şey var. Mesela özellikle Saadet Partisi açısından baktığımızda belki 10 tane milletvekili kazandınız, evet. Ama tabanınızı kaybettiniz. Yeniden refahın çıkışının en büyük etkenlerinden birisinin bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü Saadet Partisi seçmeni yukarıda CHP ile yönetimsel olarak çok ciddi bir birliktelik, bir enerji, sinerji yakalamış olabilirsiniz. Ama tabanda bunu ben açıkçası yakaladıklarını düşünmüyorum. Yani bu düşüncemi de Yeniden Refah Partisi'nin seçimde yapmış olduğu çıkışla desteklediğimi düşünüyorum. Burada Saadet Partisi'nin tabanından Yeniden Refah Partisi'ne ciddi anlamda bir geçiş olduğunu düşünüyorum. Tabii orada Cumhurbaşkanı'na oy verip AK Parti'ye, teşkilatlara tepki olarak da Yeniden Refah'tan belki tabii milliyetçilerden gidenler vardır muhakkak. Ama ben Saadet Partisi'nden tabanından ciddi bir kaymanın Yeniden Refah Partisi'ne olduğunu düşünüyorum. Burada Saadet Partisi 10 tane vekille meclise girerek kazanmış gözüküyor olsa dahi neticesinde siyasi geleceğinde tabanını kaybetmiş bir parti olarak görüyorum Saadet Partisi'nin. Yani gücünü erittiğini düşünüyorum. Yani bundan sonraki seçimlerde gene CHP'nin kadrolarından seçimlere girecekse tabii ona bir şey diyemem. Hani yani o da artık tabela partisi gibi bir şey olur herhalde. Dediğim gibi bu partilerin seçimin kazananları olduğunu düşünün bir şekilde. İyi bir siyasi hamle mi, fikir mi, düşünce mi, hareket mi ne derseniz deyin ama bir şekilde meclise vekillerini soktular. Temsiliyet yetkileri oldu. Diğer taraftan baktığımızda dediğim gibi seçimin en başında İyi Parti'nin aday noktasında zaten bir kaybı oldu. Sayın Akşener'in gidip gelmesi. İyi Parti her ne kadar oyunu geçtiğimiz seçime göre korumuş gibi gözükse de orada da ben sonraki süreçler için en azından psikolojik olarak bir kaybın olduğunu düşünüyorum. Ve açıkçası seçimde İyi Parti'nin biraz daha bir iki puan daha düşük oy alabileceğini düşünüyordum. Ama demek ki farklı nedenlerle neredeyse oyunu korudu diyebiliriz. Diğer taraftan CHP'ye baktığımız zaman oyunu yükseltmiş gibi görünse de burada aslında en başında söylediğim değişim beklentisi içerisinde olan seçmenin yani tabiri caizse yanlış bir ifade de kullanmak istemem ama
artık çaresizliği, hani muhalefet anlamında arayış içerisinde olan, iktidarın değişmesini isteyen, değişim beklentisi içerisinde olan seçmenin bir şekilde öyle veya böyle CHP'yi güçlü gördükleri için, en güçlü muhalefet partisi, Sayın Kılıçdaroğlu'nun işte en güçlü aday Sayın Erdoğan'ın karşısında gördükleri için bir şekilde zoraki bir eğilim olarak değerlendiriyorum. Kaldı ki seçimin kazananı aslında net meclisteki sandalye sayısına baktığımızda Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'nın da içerisinde farklı kazanımlar, kaybedimler olsa da seçimin neticede matematiksel olarak kaybedeni olmuştur. Bugün Milletvekili Hasan Bitmez'in de açıklaması vardı. İstifa edeceğini açıkladı. Ki kaldı ki bu öyle bir süreç de var. Yani şimdi Saadet Partisi'nden, Gelecek'ten, DEVA'dan giren milletvekilleri biliyorsunuz partilerinden kendi partilerinden devam edecekler. Grup kuracaktır. Yani siyasette yarın ne olacağını kestirmek çok zor. Elinizdeki 30'a yakın milletvekilini bir anda bir bakmışsınız diğer tarafta sizin karşınızda. Çok da aslında CHP'nin tabanını da çok rahatsız eden bir süreçti bu. Pek çok CHP'de işte Kocaeli'nde de yaşandı bunlar. Hizmet Saadet etmiş. Partisinden bir ismin milletvekili seçilmesi, evet. Değil mi listelerden? Üçüncü sırada tabii ki bunlar muhakkak parti teşkilatlarında, tabanında rahatsızlık uyandırır. Hangi parti olursa olsun bu o partiye gönül vermiş, çalışmış, yıllarca emek vermiş insanların emeğinin zayi olması, hiç ortada yokken başka partiden birisinin gelip üst sıralarda seçilecek yerlerde listelere girmesi muhakkak teşkilatları rahatsız etmiştir diye düşünüyorum. Muharrem İnce'yi konuştuk arada. Hiçbir ittifakı destek, hiçbir adayı desteklemeyeceğini açıkladı. Neler söylemek istersiniz Muharrem İnce ile ilgili? Ne olacak siyasi geleceği bundan sonra? Ben Muharrem İnce'nin siyasi geleceğini noktalandığını düşünüyorum. 14 Mayıs öncesinde adaylıktan çekilmekle siyasi hayatını noktalandırmıştır. Benim şahsi görüşüm bu. Muharrem İnce'nin kendi seçmen topluluğu zaten çoğunluğu Cumhuriyet Halk Partisi'ne aitti. Cumhuriyet Halk Partisi içindeki Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu hamleleri kabul etmeyen, işte az önce söylemiş olduğumuz listeler konusunda veya işte kendisinde tabanı zıttı olan, geçmişte birbirlerine çok ağır hakaret etmiş ettikleri siyasi partilerin listeye girmesi bazı Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin, yani sürekli Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmenin Muharrem İnce'ye bir umut olarak görüyorlardı. Muharrem İnce de adaylıktan çekildikten sonra bu seçmenin büyük bir kısmının Sinan Oğan'a gittiğini söylüyorlar. Ben tekrar söylüyorum, ben Sinan Oğan'ın Ata İttifakı'nın almış olduğu oyların Muharrem İnce'den çok aman aman gittiğini düşünmüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaydını veya farklı bölebiliriz bunu. Bugün millet, yani Cumhuriyet İttifakı'na da gitmiş olabilir ama Millet İttifakı'nın tamamına gittiğini de düşünmüyorum ben. Sinan Oğan çok farklı bir figür. Yani Muharrem İnce'nin siyasi hayatı bitmiştir. Yeni bir kendisi siyasi arayanı göreceğimi tahmin etmiyorum. Görse de artık seçmenler konusunda çok fazla itibar göreceğini düşünmediğim için az önceki yapmış olduğu paylaşımı, hani hiçbir ittifakı desteklemiyorum kelimesi kendisini gündemde tutma adına yapmış olduğunu düşünüyorum. Benim yorumum bu şekilde. Siz neler söyleyeceksiniz Muharrem İnce'yle? Daha önce de, yani ilk adaylıktan çekildiği süreçte de aynı değerlendirmeyi yapmıştım. Keza bugün işte iki adayı da destekleme kararı almış sanırım. En son haber bu. Tabii Muharrem İnce şöyle, ben aslında Sayın İnce'nin gel bakalım Muharrem sözünden sonra siyasi hayatının sona erdiğini düşünenlerdenim. Yani orada Sayın Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'ye kürsüye o şekilde davet etmesi, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Erdoğan gibi müthiş bir kitlesi olan, sevilen, yılların siyasetçisinin karşısına çıkartacağınız bir adayı sunum olarak gel bakalım Muharrem'le çıkarttı. Zaten o sonuçları biliyoruz, yaşadık, evet. Gördük. Aslında ben orada siyaseten çok büyük bir kendi adına kayıp yaşadığını düşünenlerdenim. Sonrasında yani şöyle ilk böyle mızrağı alıp çok iyi fırlayan, hızlı çıkış yapan bir siyasetçi. Ama sonrasında işte en son seçimde de gördük. Yani bir şekilde baskılara dayanamadı. Yani bir siyasetçi bunları öngörmeli. Tabii bir takım çirkin şeyler de oldu. Yani siyasete yakışmayan, maalesef hala daha Türkiye siyasetinde
yer alan bu kaset olayları olmaması gereken, bir şekilde bunların siyaseten karşılık bulmaması gerektiğini düşünüyorum. Aksine bir şekilde adli yollardan bu işlere başvuran kimler varsa sonuna kadar gidilip artık bu işin Türk siyasetinin gündeminden çıkması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu şekilde bel altı bir siyasetin kaldı ki Sayın İnce işte benim arkadaşlarım beni en çok karalıyorlar diyerek aslında CHP'ye de bu anlamda bir takım göndermelerde bulundu zaman zaman. Tabii dediğim gibi bir yola çıkıyorsanız bu yolda bunlarla karşılaşacağınızı bunca yıldır siyaset yapıyorsanız öngörmeniz gerekiyor. Ya bunları öngörüp en başından bu yola çıkmamak lazım veya bu yola çıktıysanız da sonucu ne olursa olsun bence devam etmesi gerekiyordu. Çekilmesi, işte en son bu açıklamayı yapması Sayın İnce adına siyaseten siyasi geleceğini olumsuz yönde etkileyeceğini düşünüyorum. Çok fazla konuşulan, gündemde olan konu seçimde oyların çalındığı konusu. Böyle bir konu var mı? Oylar çalındı mı? Neler söylemek istersin? Seçim güvenliğini çok arttırdık diye açıklamaları da var şu anda Millet İttifakı'nın. Ben şahsen Türkiye'de böyle bir şeyin yapılabileceğine kanaat getirmiyorum. Çünkü belki geçmiş yıllarda hani gelişmemiş, bugünkü 2023 yılından bahsediyoruz. 2023 yılında teknolojinin her şeyi bugün iktidar partisi de muhalefet partisi de her şey çok çabuk ulaşılabilir bir zamanda ben böyle bir şey olabileceğini düşünmüyorum. Bunu yani konuşmak bir siyasetçiye hem ülkemiz açısından iyi bir şey değil. Çünkü bugün biz bu seçimi sadece Türkiye olarak yapmıyoruz. Dünyaya açılan bir perde olarak yapıyoruz. Bugün Avrupa'ya açılan bir öyle veya böyle her ne kadar birileri kabul etmese de bir büyümeye çalışan ve sürekli kendini büyütmek için zorlayan bir kendi kabından daha büyük hamleler yapmaya çalışan bir ülke için siyasetçilerin oy çalındı demesi bizim ülkemiz açısından doğru bulmuyorum. Ve bunu hiçbir şekilde dediğim gibi ben yani geçmiş yıllarda belki hani 80'li yıllarda bunlar olabiliyor muydu? Güneydoğu'da evet oluyormuş diye biz gözümüzü görmedik ama yine batıya geldiği zaman batıda bunların yapılma ihtimalini hiç görmüyorum. Ben bunu tamamen hayal ürünü olarak yorumluyorum. Yani çok kabul etmediğim şey yani bu konuda konuşmak da biraz şey geliyor. Hani dediğim gibi yani oy çalınması oy bizim 5 yılda bir veya belli bir takvim periyotlarında biz Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının kendisini temsil edecek kişileri seçme hakkı olan bir özel namusumuz dediğimiz bir olay. Yani bunu bir başkasının çalabiliyor olmasını aday olan siyasetçilerin söylemesini abesle iştigal bulurum ben. Yani çünkü sen benim oyumu istiyorsun, benim oyumu rakibinin çaldığını söylüyorsan o zaman sen oraya niye aday oluyorsun? Yani yarın sen benim o zaman bütün haklarımı çaldırırsın. Öyle ya de olay. Şimdi olaya böyle bakmak lazım yani. Yani oy çalınması falan bu tür şeylerin hiç mümkün olmadığını düşünüyorum. Ben ama de, şöyle bir şey var. Böyle bir şey sandık mi? Güvenliği dediğimiz, sandığa sahip çık dediğimiz şey şu. Orada biliyorsunuz 6-7 kişi, 10 kişi belki her sandık başında bir oy sayılıyor. Şimdi ilk seçimde tabii iki pusula vardı. İşte kaldırıyorsunuz bütün parti temsilcileri görüyor. Şimdi biz burada 3 kişiyiz mesela bir oy pusulası açtık diyelim. İşte Recep Tayyip Erdoğan çıktı. Recep Tayyip Erdoğan diye bütün pusulayı gösteriyorsunuz. Pusuladan çıkan sonucu siz de not alıyorsunuz. Ben de not alıyorum. Bütün parti temsilcileri not alıyor bu oyları. Ve en sonunda da bütün alınan notlar sandık mühürlenip kapatılırken işte kaç oy var? İşte, A'ya bu kadar, B'ye bu kadar, C'ye bu kadar, İçerisi neyse. Bu kadar. Bunlar not alınıyor, mühürlenip kapanıyor. Yani sadece burada işte gözden kaçırılıp hani sandık güvenliği sandığa sahip çıkın bütün partilerin çağrısı bu yönde. Evet, bütün partiler kendi teşkilatlarıyla sandığa sahip çıksınlar. Doğru. İşte orada farklı bir isim zikredilebilir. İşte A diyordur da B der okuyan kişi. Olabilir insanlık hali. Onu oradaki 10 kişinin gözünden de kaçıyorsa burada evet oy çalınmış olur. 54 milyonda kaç olur? Ya bence hiç olmaz. Yani olsun yani, olsun 1000 tane olsun. Yani şöyle yani oradaki 10 kişinin gözünden kaçıyorsa zaten yani oradaki A yazan partiyi işte okutan kişi işte B diye okutup da 10 kişi de bunu B olarak görüyorsa zaten hani yapılacak bir şey de kalmıyor geriye. Yani onu oradaki
Sandık görevlilerin görevi de o zaten. Yani onun ağ olduğundan emin olup ona göre notlarını almaları gerekiyor. Yani sandık güvenliği dediğimiz, sandığımıza sahip çıkalım dediğimiz şey bu. Evet, hakikaten de bu noktada herkesin, her bireyin, çünkü oyu çok değerli, her bireyin seçme hakkı, temsilcisini seçiyor. Yani her vatandaşımızın oyu çok değerli. Tek bir oy dahi çok değerli. Oy kime gittiyse hakkaniyet neticesinde o kişiye ulaşmasını sağlamak da o sandıktaki bütün görevlilerin ortak görevi. O yüzden yapmaları gereken, dediğim gibi, bütün partilerin, bütün parti teşkilatlarının, herkesin sandıktan çıkan oya saygı göstererek sahip çıkması gerekiyor. Sonuçta toplu milletimizin iradesi tecelli edecek. Milletimizin iradesi de her şeyin üstünde, üzerinde ve kutsal. Bu kutsaliyete hepimizin gerekli özeni ve önemi göstermemiz gerekiyor. Peki 28 Mayıs seçiminden sonra Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesi halinde sizce istifa eder mi ve etmeli mi? Ne yapmalı? Gündemin son iki günden beri konuşulan en güzel, evet, şey. Bununla ilgili şöyle, Kılıçdaroğlu ve Sayın Akşener üstünden ben yorum yapmak istedim. Sayın Akşener zaten genelkurul olağanüstü kongre kararı aldı. Seçime gidiyor. Ben ikisinin de parti genel başkanlığını bırakacağını düşünüyorum. Yani Sayın Meral Akşener'in de Sayın Kılıçdaroğlu'nun da parti genel başkanlığını bırakacağını çok hani yakın almış olduğum. Kılıçdaroğlu zaten bırakması gerekiyor. Onunla ilgili herhangi bir bilgi almadım ama İYİ Parti'den almış olduğum bilgiler o doğrultuda. Kılıçdaroğlu da yani yıllardan beri dün işte Babalı TV'deki şey, artık program yayınlandı. Oradan bazı kesitleri hani izledim. Orada işte kendisini hala başarısız olarak görmüyor. Bir genç arkadaşımız soru sordu. Dedi ki, ben dedi başarısız değilim dedi. İşte arttırmış olduğu oylardan bahsetti. İşte helallikten bahsetti. Ondan sonra kazanmış olduğu büyükşehir belediye başkanlıkları, bunların hepsi kendisini başarı olarak görüyor. Ama ben şahsen dediğim gibi, eğer bu seçimi kaybederse Kılıçdaroğlu'nun artık istifa edip kenara çekilmesi gerekiyor. Sürpriz olarak da Sayın Akşener'in de genel başkanlığı bırakacağı konuşuluyor. Yakın ekibinden almış olduğum bilgiye istinaden. Vallahi ben bu, ama şunu, yani
güçlü bir Türkiye, gelecek Türkiye'si için muhalefetin çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden hakikaten Türkiye'nin güçlü bir muhalefete demokrasiyi özümsemiş, yani önce kendi içerisinde özümsemiş bir muhalefete ihtiyacı var. Gelecek Türkiye için de çok değerli olduğunu düşünüyorum. O yüzden seçimden sonra artık muhalefette ciddi adımların, ciddi değişimlerin olması gerektiğini düşünüyorum. En başta da Cumhuriyet Halk Partisi'nde kuruluş felsefesine uygun, Atatürk'ün kurduğu partinin o değerleri yaşatan, inanan, o değerleri kendine yol haritası olarak çizmiş bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye için de çok değerli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Neden söylüyorum? Bakın, Kocaeli CHP'ye bir bakalım. İçindeki bireylere bakalım. Ne kadar temiz, yıllardır kentin tanıdığı, bildiği insanlar. Hakikaten de çok güzel siyaset yapıyorlar. Çok üretkenler. Ilımlı siyasetçiler. Şimdi eminim ki şimdi biz Kocaeli'yi görüyoruz. Ya yani ben bunu hep söylüyorum. Şimdi Kocaeli'deki CHP'ye baktığınız zaman ya diyorsunuz ne kadar güzel siyasi bir tablo, ne kadar güzel insanlar. Sosyal hayatlarında da, iş alanlarında da insanlara yardımcı olmaya çalışıyorlar. İdeolojik olarak yani takındıkları tavırlar işlerinde, siyasetinde, sokakta, işte Sayın Harun Yıldız'ı, Gökhan Darcan, Mehmet Sarı, bunları Hüseyin Erol. Hüseyin abi, ya bunların hepsini tanıyoruz. Hepsi kentin içinde bildiğimiz, tanıdığımız insanlar. Yaşam tarzını biliyoruz. Şimdi ama yani bir bakıyorsunuz yukarıdaki CHP aşağıda bambaşka. Yani bu insanların emeklerine yazık bir kere bana göre. Şimdi ben yerelle, yani bu yerel teşkilatlarla yukarısının CHP özellikle, CHP özelinde müthiş bir farklı olduğunu düşünüyorum. Yani benim gördüğüm bu. Yani burada hakikaten bu işe emek vermiş, gönül vermiş, insanı bilen, sosyal hayatı bilen, gerçekten hani Atatürkçü değerlere, partinin kuruluş felsefesine biraz önce bahsettiğimiz uygun kişiler yerelde siyaset yapıyor. Ama CHP'nin özellikle üst kademesi, işte oradaki hegemonya savaşları, kişisel çıkar çatışmaları, işte çok farklı unsurların CHP yönetimini hepsinin bir tarafından tutup başka tarafa çekmesi bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin en büyük problemlerinden birisi. Türk siyasetinde de dediğim gibi kazanılsa dahi önce kendine çekin, düzen vermesi gereken partinin Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu düşünüyorum. Türk siyasetinde kendine çeki düzen vermesi gereken, gerçekten bizim Kürt vatandaşlarımızı temsil noktasında üzerine düşeni yapması gereken, terörle bağını tamamen koparması gereken partilerin başında da Yeşil Sol Parti geliyor. Terörden bağımsız, siyaset arenasında siyasetini devam ettirmesi gerekiyor. Artık o anlamda da gene
İşte HDP, Yeşil Sol Parti'ye gönül veren seçmenlerin de artık yorulduğunu düşünüyorum. Yani çünkü işte sürekli belediyeler kazanılıyor. Bir şekilde terörle ilişki kuruyorlar. Oradaki yani bu oradaki destekleyen seçmene de ben haksızlık olarak düşünüyorum. Seçmen zaten düşürdü. %10 barajı eğer 7'ye düşmeseydi bugün Yeşil Sol Partisi meclisi evet. olmayacaktı. Bir an önce çeki düzen vermesi gereken iki partinin özellikle CHP ile Yeşil Sol Parti olduğunu düşünüyorum. Yani HDP olduğunu düşünüyorum. Yani CHP'nin üzerinde tabii çok daha büyük bir sorumluluk var. Bir beklenti vardı. Yani işte anketlerde de olsun, seçmende de seçimi kazanacağına inanmış çok ciddi bir kitle vardı. Çok büyük bir hayal kırıklığı oldu her şeyden önce o kitle için. Ama tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın izlemiş olduğu yol, yapmış olduğu siyaset çok başka kulvarda. Yani şimdi Sayın İmamoğlu ile Sayın Yavaş belki siyasetin içinde yıllardır olan kişiler ama en son asıl sahne önüne işte birisi Ankara Belediye Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile diğeri de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile çıktı. Yani belki birkaç adım sonra bir şeyler üretilebilirdi. Bir de şöyle bir şey var. Sayın Erdoğan'ın siyasette geldiği yola işte yaşadığı süreçlere bir bakalım. Hani en başından bu yana kafaya giden, liderliğe oynayan bir karakter karşımızda. Diğer tarafta şimdi Sayın Yavaş'ta da Sayın İmamoğlu'nda da belki Cumhurbaşkanı adayı olma gönüllerinde vardı ama bunu ne kadar hissettirdiler? Ne kadar en çok kafayı istedik, yani orayı istediklerini yani ne kadar cesur olabildiler bu konuda? Sonuçta hep böyle bir temkinlerdi. O bana işte oradan gelirse ben masadan böyle çıkarsam. İmamoğlu'nun hakkını yemedim. Bayağı o cesur yol aldı ama sonra abiler ona o şey yaptılar. Ama yani şey yok yani ben Sayın İmamoğlu'ndan evet ben çıkacağım Cumhurbaşkanı adayı olacağım. Ben olursam kazanım ben böyle bir beyanat görmedim hiç. Yani ben bunu niye söylüyorum? Hani oradaki cesaret, öne çıkma cesareti, bir şeyleri göze alma. Biraz önce Sayın İnce'de de konuşmuştuk. İşte hani çıkıyor tamam evet çok güzel bir çıkış yapıyorsunuz ama
En sonunda hep bir duraklama var. Yani işte seçime günler kala çekilme gibi. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaşadığı sürece geldiği, izlediği yola bir bakalım. Hiç siyasi hayatında bir duraksama, bir geri çekilme, bir durma. Ya açıkçası ben hatırlamıyorum. Belki hatırlamadığımız vardır bilemiyorum ama benim hatırladığım yok. Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı, ürettiği, izlediği yolda her zaman cesur olmuştur. Söylediği her lafı arkasında durmuştur. Öyle veya böyle bedeli ne olursa ödemeye hazır bir görüntü koymuştur. Yani şimdi bizim Türk insanı hakikaten buna değer verir. Yani mesela biz Sayın Cumhurbaşkanı'nın hani güzel laflarından birisini biz kefenimizi giyip yola çıktık diye. Şimdi bu siyaseten sizin ne kadar kararlı olduğunuzu gösterir. Attığınız adımların, izlediğiniz yolun, nereye gitmek istediğiniz, koyduğunuz hedefler. Şimdi bakın deprem bölgesinde ne oldu? Ya geçen gün Washington Post'ta deprem bölgesiyle ilgili bir analiz yapılıyor. Çünkü dünyada bu tür bir felaketten sonra mevcut iktidarda böyle bir başarı elde etmiş siyasi bir tarih yok. Örnek yok. Örnek yok. Washington Post bununla ilgili bir araştırma yapıyor. Ya nasıl olur yani 11 il büyük bir yıkım. Ne oldu da bu illerde Sayın Erdoğan bu şekilde bir destek bulabildi diye vatandaşlarla röportajlar yapmış, araştırmalar yapmış. Bunu niye söylüyorum? Bakın böyle bir felaketten sonra bölgeye gitti, vatandaşa yapacaklarını söyledi, yaptıklarını gösterdi. İşte şu kadar konut yapacağız, şu kadar yol yapacağız. İşte en son Defne Hastanesi biliyorsunuz bizim Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde çok büyük katkıları var, çok çalıştığı bir yer. Sayın Tahir Büyükakın'ın orada belediyelerin, kamunun, iktidarın yani bütün unsurlarıyla ilk günden itibaren tabii ki çok büyük bir felaketti. Biz de gittik gördük bölgeyi. Bir takım aksaklıklar oldu. Evet onları izah etti. Helallik istedi. Şu şekilde yapacağız, şunu şöyle yapacağız, bunu böyle yapacağız, şu kadar sürede yapacağız. Size şunu vereceğiz, şunu verebiliyoruz. Şimdi diğer tarafta bütün evleri bedava vereceğim dedi Kılıçdaroğlu. Neden karşılık bulmadı bu? Bunu bir kendi içinde sorgulamaları gerekiyor. Yani Sayın Erdoğan'ın bugüne kadar aslında söylemlerinin hedefe ne kadar ulaştığı, ne kadar inandırıcı olduğunun en büyük kanıtı da aslında deprem bölgesinde aldığı destektir. Yani böyle bir felaketten sonra yani işte dediğim gibi Washington Post'a konu oluyor. Bunu gündeme alıyorlar. Nasıl olur diye böyle bir şey. Yani vatandaşın size inanması, güvenmesi kadar değerli bir şey yok. Bunu da nasıl sağlayabilirsiniz? İşte istikrarlı bir siyasi söylemle istikrar içeren, hedef içeren, yol ve yöntem içeren ve bunu halka anlatabileceğiniz politikalarla bunu sağlayabilirsiniz. Şimdi Millet İttifakı'nı ben neden hep eleştiriyorum? Bileşenler farklı yol ve yöntemler çiziyor. Olabilir, tamam bir araya geldiniz, bu da güzel bir şey. Farklı fikirlerin, ideolojilerin bir araya gelmesi güzel bir şey. Ama bir araya gelip de bir ve bütün bir yol haritası çizemiyorsanız bir araya gelmenin bir anlamı yok ki. Bir araya gelmek, birlikte bir fikir birliği sağlayamıyorsunuz, sadece kaos getirir. Liderler bazında bir aradılar ama A kadroları farklı farklı. Sadece kaos getirir. Yani sadece kaos üretirsiniz. Hem kendi içerinizde hem partilerinizde. Nitekim de biz şimdi bunun yansımalarını görüyoruz. Şimdi işte sürekli işte Şambaz Bey'in, Sayın Şambaz Yıldız'ın açıklamasını örnek verdik. İşte Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı'nın ile Sayın Özdağ'ın yaşadığı tartışmayı örnek verdik. Bunun gibi yüzlercesi var. Çünkü ortak bir yol haritası, fikir birliği ve politikalar yani o siyaseti belirleyemediniz. İşte bir şekilde bu kadar insan bir araya geldi. Kazanırız. Yeter ki Recep Tayyip Erdoğan gitsin. Evet. Peki son olarak seçim sonuçları yerel seçimleri nasıl etkiler? Özellikle Kocaeli'de ne olur biliyorsunuz İzmit Belediyesi CHP'nin şu anda. Nasıl etkiler yerel seçimi? Şimdi Cumhur İttifakı seçimi aldıktan sonra yapacağı AK Parti özellikle Cumhur İttifakı dediğim zaman AK Parti üzerinden konuşalım. Çünkü yerel belediyelerin tamamı AK Parti belediyelerinde
ilk önce kendi içinde bir kongre süreci yaşatacak. Ve kongre sürecinde bugün İl Başkanı Şahin Talos'un da söylediği gibi mesaj alınıp yeni bir, içinde yeni bir değişim hareketini bekliyoruz, öngörüyorum. Özellikle Kocaeli düzlüğünde bütün ilçeler tek tek ele alınıp karşılığı bulup %70'e yakın, %60'a yakın bir değişim olacağı beklentisi içinde ve çok sıcak günler aslında bizi bekliyor. Genel seçimler bir şekilde pazar günü bitecek. Asıl olay sıcak seçimler. İşte muhalefet seçimi kaybettikten sonra tekrardan mevcut büyük şehirleri korumak için yeni hamleler yapacak. Muhalefetin başında ana muhalefet partisinin genel başkanı kalacak mı, kalmayacak mı? Yani aslında biz önümüzdeki daha sıcak günler bekliyor. Bizim gündemimiz daha yoğun olacak ondan sonra. Kocaeli bazında baktığımız zaman ben büyük oranda bir değişim olacağını, işte AK Parti İl Başkanı'nın süreçle ilgili devam edebileceğini ama ilçeler bazında ve yönetimsel anlamda bir değişim olacağını bekliyorum. Bununla alakalı da tekrar daha sonraki bir programlarda konuşuruz diyorum. Tugay Bey, neler söylemek istiyorsunuz? Şu anki tablo zaten yerel seçimlerde bütün partiler, siyasi partiler şu ellerindeki 14 Mayıs seçim verilerini, yani ikinci tur olmadığını varsayalım. Ki kaldık yerel seçimlerde ilk turdaki alınan oylar bence çok daha matematiği değerlendirme anlamında kıymetli olacaktır. Çünkü partilerin aldığı oy oranlarını görebiliyoruz orada. Şimdi ikinci turda sadece Sayın Erdoğan'la Sayın Kılıçdaroğlu'nun aldığı oyları göreceğiz. Orada hangi partiden oraya ne kadar oy gitti, hangi ilçede hangi parti ne kadar destek veriyor. Yani teşkilatları burada Sayın Erdoğan ve Sayın Kılıçdaroğlu üzerinden hangi partileri değerlendirecek? Yani sadece AK Parti ve CHP'yi değerlendirme şansımız olmayacak orada. Çünkü AK Parti, yani Sayın Erdoğan'a verenlerin içinde işte AK Parti, MHP, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi, Sinan Oğan'ı destekleyenler, belki Zafer Partisi'nden kaçanlar. Belki Millet İttifakı'ndan gelip mecbur olan var. Yani orada seçim sonucuna kızanlar. Bu tarafa geliyorsunuz, bu tarafta işte belki işte CHP'nin altılı masanın dışında oy verenler olacak, Yeşil Sol'dan kayıplar olacak mı? İşte Zafer Partisi'nden ne kadar oy gelecek, belki Cumhur İttifakı'ndan bir takım oylar kayacak, bilemiyoruz. Yani yerel seçimler için aslında datalar oluştu bana göre. 14 Mayıs sonuçları yerel seçimde partilerin alacağı tavır, izleyeceği yol için bence en iyi gösterge olacaktır. Bu göstergeleri bütün partiler değerlendirecek yerel seçimlerde. Tabii bizim için özellikle yerel seçim havası başka olacak. Yani sonuçta evet. Kocaeli bizim özelimizde, bizim asıl gündemimizde, ana gündemimizde olan alan. Seçimin hemen ardından muhtemelen bir ay falan böyle bir özellikle bu teşkilatlar, siyasette koşturanlar yazın da gelmesiyle belli bir dinlenme moduna aralığına çekeceklerdi. Dinlenme modu olacak. Evet. Bir ay öyle veya böyle muhakkak bir tatil yapmak isteyeceklerdir. Bir şekilde kaçacaklardır diye düşünüyorum. Bu kadar yoğun çalışmanın üzerine. Çünkü hakikaten işleri çok zor. Yani kazananlar için bu geçer. Yani, işte kaybedenlere tatil yok. Kaybedenler biraz daha tatil yapabilir. Daha uzun tatil yapabilirler diye düşünüyorum. Ama tabii ki bu seçim yerel seçiminde aynası olacaktır. Özellikle şimdi ikinci turda da yani veri olarak her ne kadar birinci tur kullanacak olsa da ikinci turda Sayın Erdoğan veya Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazanması psikolojik olarak alt bileşenlerde belediyelere motivasyon sağlayacaktır. Gene birinci turdaki verileri kullanarak o motivasyonla kazanan adaya göre belediyelerde de bir motivasyon oluşacaktır diye düşünüyorum. Evet, programımızın sonuna geldik. Son olarak neler söylemek istersiniz Kadir Bey? Ben programın sonunda Kocaeli Spor'u söylemek istiyorum. Evet. Bir kez daha şehrimizin gururu, Kocaeli Spor'un şampiyonluğu. İnşallah yenilikte, Süper Lig yolunda başarılı olacağına inanıyorum. Kocaeli Spor'a başarılar diliyorum. Kocaeli halkına Kocaeli Spor desteklerini esirgeme öneririm diliyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Konusu geldiği için biz tabii Kocaeli Spor'umuzun şampiyonluk maçını yayınlamak gibi bir şerefe, onura nail olduk. Yani bizim için tarihi bir andı. Hem bizim tarihimizde hem Kocaeli Spor'umuzun tarihinde olacak hem bütün görüntülere
yıllar geçse de ulaşma şansımız olacak. Kocaelispor bizim her şeyimiz. Tebrik ediyoruz. En kısa zamanda hemen bu ligi böyle hızlıca pas geçip Süper Lig'e doğru gitmek istiyoruz. Seçimler özelinde de şunu söylemek lazım. İlk turda gene bununla ilgili hani sandık kutsaldır diye bir yazı yazmıştım. Hakikaten ilk tur Türkiye demokrasisi anlamında çok ciddi bir sınavı çok güzel bir şekilde atlattık. Yine aynı şekilde herkes seçiminde özgür. Yani demokratik bir ülkede yaşıyoruz. İşte ben A partisine, siz B, siz C partisine gidiyor olabilirsiniz. Çevremizde de biz bunları sıkça yaşıyoruz. Bütün partiden insanlarla arkadaşlarımız, dostlarımız oturuyoruz, kalkıyoruz. İnsanların tercihleri farklı yönlerde olabilir. Birbirimize tercihlerimizden ötürü farklılaştıracak, üzecek, kıracak söylemlere kesinlikle girmememiz gerekiyor. Sonuçta hepimiz bu ülkenin iyiliğini, gelişmesini, geleceğinin, gelecek nesillerinin huzurlu, mutlu, zengin, güçlü bir ülkede yaşamasını, çocuklarımızın böyle bir ülkede doğmasını, büyümesini, yaşamasını hedefliyoruz, istiyoruz. Eminim ki siyasi partilerin içerisindeki tüm bireyler, liderler, yöneticiler de aynı fikirdeler. Allah'ın izniyle inşallah önümüzdeki pazar akşamı da yine dünyaya büyük bir demokrasi dersi vermek için sandığa gideceğiz. Sandıktan çıkan sonuçta Türk milletinin iradesi olacaktır. Hepimiz de bu iradeye saygı göstereceğiz inşallah. Teşekkür ediyorum tekrar katıldığınız için. Tekrar bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim. İnşallah görüşürüz. Evet, programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.